Hep Bir Haftaya Bakış programından daha hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Korkusuz, karşılıksız ve pazarlıksız bir arada olduğumuz Haftaya Bakış'tan hepinize mutlu günler, sorunsuz, sıkıntısız dakikalar geçmenizi temenni ederek bu Haftaya Bakış'la başlıyoruz. Evet, merhaba Haftaya Bakış izleyenlere. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İnşallah güzel bir program olacak diye düşünüyorum. Evet, bu hafta biliyorsunuz madendeki göçük herkesin canını sıktı. 18 kişiden hala haber alınamadı. Bekleniyor. Daha böyle ölümlü iş kazaları görmemek temennisiyle başlayalım. Ama biliyorsunuz suyun altında kalan 18 kişi var Cem Bey. Evet. Yani bu su dere yatağında kaynaklı sanırım. Evet. Erzurum'da da dere yatağında olan bir hastanemiz var ama hiç kimse buna el uzatmıyor. Ya yarın bu hastanenin altında da böyle bir su birikir de hastalar ölürse ne olur? Cami, şimdi çok güzel. Tabii Ermenek'te yaşanan kaza mutlaka bütün milletimizi, hepimizi derinden üzdü. Her maden kazasından sonra ihmalin olduğunu, konuyla ilgili soruşturmanın, idari ve adli soruşturmanın başladığı söylenir ama nedendir bilinmez. O soruşturmalarla ilgili hiçbir zaman bir sonuç alamayız. Ve hatta her programda ben şunu söylüyorum. Hatta soruşturmaları soruşturan bir birimin, bir genel müdürlüğün, bir bakanlığın kurulması gerektiği düşüncesindeyim. Tabi Ermenek'te yaşanan bu kaza 18 işçinin hala hiçbirine ulaşılmamış. Üçüne ulaşıldığı iddiası var ama orada on binlerce ton su ve çamurlu bir atık var. Sonuçta büyük bir ihmal sonucunda oluşmuş. Tabii ki devlet büyüklerimizin söylediği gibi adli ve idari soruşturma devam ediyor. 18 cana mal oldu. Birçok eve, ocağa ateş düştü. Ne diyeyim? Allah milletimize sabır versin. İnşallah bundan böyle bu tür kazalar, bu tür üzüntülü şeyler yaşamayız. Diğer yandan pardon, sizin söylediniz Ermenek'le getirip Buhara Hastanesi'ni birbiriyle iliştirdiniz, bağlantı kurdunuz ama tabii çok güzel, önemli değil. Tabii bu da onun kadar önemli. Çünkü sonuç itibariyle havaların yağışlı olduğu günlerdeyiz. Ve Buhara Hastanesi'nin de birinci katıyla zemin katının arasından Palandöken'in kanalizasyonu geçiyor. Bu yağmurun aralıksız 3 saat 4 saat sürdüğünü düşünürsek orada o kanalizasyondan, yani Palandöken Belediyesi bölgesinden gelen o kanalizasyonun hastanenin zemin katıyla birinci katı arasından geçen o kanalizasyonun aşırı su yüklemesinden orada da böyle bir facia olabileceğini, zemin katta bulunan hastaların can güvenliğinin olduğunu, olabileceğini ihtimalen söylüyoruz. Kaldı ki bu söylediğimiz birim, bu söylediğimiz yer sonuçta insanlara sağlık dağıtan bir hastaneden bahsediyoruz. Hala daha Palandöken Belediye Başkanı susuyor. Hala daha Büyükşehir Belediyesi'ndeki geçmiş dönemde oraya imar veren yetkililer susuyor. Hala daha şehrimizin valisi, vali yardımcıları, sağlık il müdürü, şehrimizin milletvekilleri hala daha susuyorlar. Hala daha seslerini çıkartmıyorlar çünkü çıkaramıyorlar. Neden çıkaramıyorların cevabını ben burada çok detaylı bir şekilde vermek isterim. Ama programımızın süresi çok kısıtlı olduğu için işi uzatmıyorum ama şu kameralardan tüm yetkililerin gözlerinin içine bakarak, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ın gözlerinin içine bakarak, önceki dönem oraya o imarı veren önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Küçükler'in gözlerinin içine bakarak, Erzurum milletvekillerimizin, sağlık il müdürlüğümüzün, sayın valimizin, vali yardımcılarımızın, şehrin ekabir takımının, şehirde, protokolde koltuk işgal edenlerin alayına buradan bir gönderme yapıyorum. Yarın öbürsü gün eğer Buhara Hastanesi'nin zemin katını su basar ve oradaki ameliyatlı hastalar ya da orada poliklinik hizmeti almak için gelen hastalar eğer orada boğulurlarsa ben buradan size çok ağır şeyler söyleyeceğim ve siz de o zaman bana hiçbir şey söyleyemeyeceksiniz. Bu kadar ciddi bir olay, bu kadar ciddi bir konu, bu bir iddia değil. Bir
semtin bir ilçenin kanalizasyonunun bir hastanenin içinden geçmesi düşünülebilir mi? Bugün Buhara Hastanesi'ne gidelim kardeşim. Bugün Buhara Hastanesi'nin zemin katında damlamaların olduğunu göreceksiniz. Yani yaptığımız işi devleti temsil ediyorsak hakkıyla temsil edeceğiz. Belediyeyi temsil ediyorsak hakkıyla temsil edeceğiz. Bir siyasi partiye mensup olup o siyasi partinin oylarını alıp o siyasi partinin belediyesinin koltuğuna oturmuşsanız işinizi hakkıyla yapacaksınız, hakkını vereceksiniz. Ya hakkını vereceksiniz ya çekip gideceksiniz. Tekraren söylüyorum, yarın öbürsü gün Buhara Hastanesi'nin birinci katıyla zemin katı arasından geçen kanalizasyonun patlaması sonucunda bir vatandaşımızın burnu kanarsa ben kesinlikle istemiyorum. Bir vatandaşımızın burnu kanarsa buradan söylediğim ifadelerin içerisine çok ağır ifadeler katacağım ve bunu size de söyleyeceğim. Şunu da söyleyeyim, aynı hastaneye sizin çocuklarınız da gidiyor. Sizin eşiniz, sizin ananız, sizin bacınız da gidiyor. Lütfen ya, böyle bir şey yok ya. Sanki ha bir de bizim Erzurum'da şöyle bir şey oluşmuş. Efendim siz Buhara Hastanesi'ne bunları söylediniz de ne oldu? Biz bir şey olmasını beklemiyoruz kardeşim. Bizim yetkimiz dahilinde değil. Buhara Hastanesi'ne, Palandöken Hastanesi'ne, başka bir özel hastaneye ya da herhangi bir iş yerini açmak, kapatmak, ruhsat almak, vermek, iptal etmek bunlar bizim işimiz değil, bizim haddimiz iş değil. Biz haddimizi biliriz. Biz yarın öbürsü gün olacakları bugünden işaret ediyoruz. Serdar Tömeş denilen arkadaşımız bizi götürüp mahkemeye verme konusunda çok mahir. Bizimle ilgili efendim mahkeme dosyasındaki ifadesine bizimle ilgili olur olmaz iddiaları götürüp eklemekte çok mahir. O konularda mahir olan bir adam hastanesinin içinden geçen kanalizasyonu itiraf etme konusunda da efendim hastanenin zemin katını hizmet dışı bırakma konusunda da bununla ilgili Sağlık İl Müdürlüğü'nle yardımlaşarak bu problemi çözmekte de mahir olmak zorunda. Hiç kimse de beni korkutamaz, hiç kimseden de korkmuyorum. Evet Cem Bey, çok güzel anlattınız, yani en kısa şekilde böyle anlatılırdı. Hatta Erzurum Milletvekili Sayın Cengiz Yavuloğlu bu konuyu el attığını aylar önce söylemişti. Sanırım Cengiz Bey'in de gücü yetmedi. Yetmiyor mu Cengiz Bey? Şimdi kardeşim bir de şunu söyleyeyim. Çok güzel bir konuya temas ettin. Şimdi biz burada şehrin belli konularını ele alıyoruz. Burada nefes tüketiyoruz. Gerçekten burada bir efor sarf ediyoruz. Birçok riski üzerimize alıyoruz. Ve üzerimize almış olduğumuz risklerin herkes eminim ki farkında. Yetkililer de bunun farkında. Yani biz burada eleştirdiğimiz, belli konularda yaptıkları işleri deşifre ettiğimiz, söylediği yalanları burada yalan olduğunu söylediğimiz, yaptığı yolsuzluğu, haksızlığı, hukuksuzluğu buradan dile getirdiğimiz insanların tabii ki biz hedefinde olan insanlarız. Eyvallah, bizim kimseden korkumuz da yok. Ama şunu söyleyeyim, biz burada bu konulara hedef olurken, biz burada belli insanların hedefine girerken şehirde düzelmesi gereken belli konulara vurgu yapıyoruz. Biz yapmış olduğumuz vurgunun yetkililer tarafından incelenmesini, denetlenmesini, bir çözüme bağlanmasını istiyoruz. Ha tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar hesabında biz işimizi yaparız, gerisine karışmayız kardeşim. O bizim işimiz değil. Hastane kapatmak, hastane açmak, efendim belli kurumlara belli yaptırımlar uygulamak bizim işimiz değil. Biz, bizim görevimiz dile getirmek, bizim görevimiz eleştirmek, bizim görevimiz hukuk çerçevesinde insanların haklarına tecavüz etmeden, doğru mu? Doğruları burada söylemek ve dile getirmek. Tekraren söylüyorum buradan, Erzurum'daki tüm yetkililere sesleniyorum. Buhara Hastanesi ile ilgili, Buhara Hastanesi'nin içinden geçen kanalizasyonla ilgili bu şehirde bir insanın burnu kanarsa ben buradan sizler için çok ağır ifadeler kullanacağım.